Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma, mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere bu enfes eklerlerimin tarifini hazırladım. Ekler pastayı evde pratik bir şekilde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Hem maliyeti düşük, az malzemeyle bol bol ekler yapıyorsunuz. Hem de çok daha lezzetli ve sağlıklı oluyor. Hemen gerekli olan malzemelerimize bakalım ve yapmaya başlayalım. İlk etapta hamurunu yapmakla işe başlıyoruz. Yani ekler ekmeğimizi yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için 100 gram tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağı ya da margarin, hangisini kullanıyorsunuz artık. Bir paket vanilya ilavesi yapıyorum. 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı su ilavesi yapıyoruz ve yine aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı una ihtiyacımız var. Bu şekilde çay kaşığının ucuyla bir çimdik de tuz bırakıyorum tenceremin içerisine ve bu malzemeleri ocağa alıp kaynatıyorum. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra 1 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz ve hiç topak olmayacak bir şekilde karıştırıyoruz. Güzel bir ekler ekmeği yapabilmeniz için hamurunun güzel kavrulmuş olması gerekli. Hamurunu un helvası yapar gibi güzel bir şekilde kavurma ihmal etmeyin. En az 7-8 dakika kadar hamurunu kavuruyoruz. Bu aşama biraz yorucu olabiliyor ama ne kadar kavurursanız ekmeği de o kadar güzel olacaktır. Bu son aşaması. Altını kapatmadan önce çektim bu aşamayı. İyice kavurmayı ihmal etmeyin. Kavurduktan sonra başka bir kabın içerisine alıyorum. Hızlıca soğumasını sağlıyorum. Tamamen soğuduktan sonra da 4 tane yumurtamız var. Her yumurtayı karışıma yedirerekten ilave ediyoruz. Birinci yumurtayı tamamen yediriyorum. Ardından ikinci yumurtayı yediriyorum. 4 yumurtada da aynı işlemi yapıyoruz. Aynı hamurla profiterol hamuru da hazırlayabilirsiniz. Ekler ve profiterol hamuru aynıdır. Güzel ekler ya da profiterol yapabilmeniz için hamurunun bütün püf noktalarına uymanız gerekli. Birinci püf noktası iyi bir şekilde kavurmanız lazım. İkincisi bütün yumurtaları teker teker yedirmeniz lazım. Mikser kullanabilirsiniz bu aşamada isterseniz. Ben elimle yoğurmayı daha çok seviyorum. Yani elimde daha güzel kıvamını hissediyorum. O yüzden genellikle elimde yoğuruyorum. İkinci yumurtayı da yedirdim ve üçüncü yumurtayı ilave ediyorum. Bu aşamayı kesmedim. Bütün aşamayı sizlerle paylaştım. Çünkü güzel bir ekler yapabilmek için hamurunun iyi olması gerekli. Her yumurtadan sonra ekler hamurunun yapışkanlığı artıyor. Ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Yani sıcakta erimiş sakız kıvamında olması gerekli ekler hamurunun. Kesinlikle eli bırakmaması gerekli. Üçüncü yumurtada kıvamı bu şekilde. Dördüncü yumurtada farkını göreceksiniz. Daha ele yapışan bir hamur olacak. Üç yumurta da kullanabilirsiniz. Bu kıvamı alırsa 3 yumurta kullanabilirsiniz. Bu şekilde ekler hamurunun kıvamı bu şekilde olması gerekli. Kesinlikle elinize bırakmaması lazım. Bu kıvamı aldıktan sonra yumurta ilave etmeyin. Sıkma torbasının içerisine alıyorum. Bu şekilde kavanozun ya da fanusun içine oturtturduktan sonra kolay bir şekilde ekler hamurunuzu içine boşaltabilirsiniz. Profiterol tatlı kaşığıyla bırakabilirsiniz ama ekler için bu şekilde sıkma torbası gerekli. Yukarıdan aşağıya bastırıyorum, içindeki havasını çıkartıyorum ve uç kısmını baş parmağım kalınlığında kesiyorum mutlaka. Çok ince olmaması lazım. Islattığım tatlı kaşığıyla bu şekilde eklerlerimi kesiyorum. Bütün püf noktalarına uyarsanız güzel bir ekler ekmeğiniz olacaktır. İçerisine ekleriniz güzel olduktan sonra, ekmeği güzel olduktan sonra hangi kremaya koyarsanız koyun lezzetli olacaktır mutlaka. Bu şekilde bütün tepsiyi dolduruyorum. Bir tepsiden fazla oluyor. Sıkıştırmamamız gerekli. Tatlı kaşığının tersini ıslatıyorum. Çıkıntı olan kısımlarını bu şekilde düzeltiyorum. Pişirme aşaması çok önemli ekler ekmeğinde. İlk etapta tamamen ısınmış 200 derecelik fırına bırakıyoruz. Benim fırınımda saatli olduğu için yarım saati ayarlıyorum.
20 dakika 200 derecelik fırında pişiriyorum. 10 dakikada 180 dereceye düşürerekten pişiriyorum ve fırının kapağını hiç açmamamız lazım. Kesinlikle açmıyoruz. Yarım saat bittikten sonra açabilirsiniz ve ekler ekmekleri bu şekilde kabarmış olması gerekli. Eğer ki fırından çıkarttığınızda yumuşaksa maalesef ekler ekmeğiniz olmamıştır. Birkaç tanesinin içini kestim, sizlere göstermek istedim. Ekler ekmeği tam bu şekilde olmalı. İçi bomboş olmalı ve dışı sert olmalı. Hamurundaki bütün kurallara uymanızı tavsiye ederim. Şimdi geçelim kremasına. Kreması için de tenceremde 3,5 su bardağı sütüm var. Yarım su bardağından biraz daha fazla şeker ilavesi yapıyorum. Dolu dolu 3 yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum. Yine aynı şekilde 2 yemek kaşığı nişasta ilavesi yapıyorum. Mısır ya da buğday fark etmez. Evde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. En sonunda sade krem şanti kullanacağız. Bütün malzemeleri tencereye alıyorum ve bu kıvam alana kadar ocakta pişiriyorum. Göz göz olduktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Ben içerisine blender'ı bırakıyorum. Ara ara blender'la karıştırıyorum ve soğumasını sağlıyorum. Bu şekilde üst kısmı kabuk da tutmuyor. Tamamen soğuduktan sonra da içerisine sade krem şantimizi ilave ediyoruz. Krem şantimi döküyorum ve blenderla 5-6 dakika kadar tamamen pürüzsüz bir krema olana kadar bu şekilde çırpıyorum. Enfes bir krema oluyor. Kesinlikle farklı pastalarda da bunu yapabilirsiniz. Kıvamı çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Kremamı buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum ve ekler ekmeklerimin içerisine bu şekilde sıkıyorum. Kremanız ne kadar bol olursa eklerleriniz de o kadar lezzetli olacaktır. Tatlı kaşığıyla da bırakabilirsiniz isterseniz. Dediğim gibi bu kremayı farklı pastalarda da deneyebilirsiniz. Şimdi üstünün çikolatasını ayarlayalım. 2 paket çikolatayı bu şekilde kırdım ben. Kaynamış olan suyun üzerine bırakıyorum ve belmari usulü eritiyorum. Ben 1 paket sütlü çikolata, 1 paket de sade çikolata, pardon, bitter çikolata kullandım. Çikolatalarımız eridikten sonra, bu şekilde tamamen eridikten sonra eklerlerimizin üzerine alabiliriz. Bu şekilde çikolatanın içerisine batırıyorum ve servis tabağına alıyorum. Çikolatası ne kadar çok olursa o kadar da lezzetli olur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim gelecek inşallah. Yakın zamanda dilerseniz profiterol videosunu da çekerim sizler için. Profiterolün tek farkı sosunun farklı olması. Dilediğiniz şekilde eklerlerinizi süsleyip servis edebilirsiniz. Bunu yap da yiyelim dediğiniz arkadaşlarınıza videomu atabilirsiniz. Instagram hesabım katkarıştır mutfaktan beni takip edebilirsiniz isterseniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yaptıktan sonra olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum inşallah. Yapacak olanlar da fikri olacaktır yorumlarınız. Sağlıklı, sıhhatli günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.